Şu anda Hazreti İbrahim'in mezarının olduğu yerdeyiz. Oldukça kutsal bir yer. Bu bina Memlükler tarafından yapılmış. Burada da Memlük Sultanı'nın burayı yaptığına dair yazan Arapça bir yazı var. Bu binanın dış kısmı Helen döneminde, daha Bizans döneminde yapılmış. Burada da Bizans, Romaca yazılan, Yunanca daha doğrusu eski Yunanca yazılan yazılar var. Oldukça kutsal bir yer. Hazreti İbrahim mezarının buradan 18 metre aşağıda olduğu söyleniyor. Ama şu camiyi bile ikiye ayırmışlar. Bir tarafında İsrailler hüküm sürüyor, bir tarafında Filistinler. Her zaman gelip burada ibadet edilemiyor. Zaman zaman kapıyorlarmış, zaman zaman açıyorlarmış. It's made in Egypt. على يد فاطمية فاطميين. يعني. In Fatimese times. Şu şamdanlar 2. Abdülhamit tarafından buraya edilmiş. 2. Abdülhamit buraya ziyarette bulunmuş ve bu şamdanları buraya hediye etmiş. Şuradaki işçilik Osmanlı tarafından yapılmış. Buradaki mermerler Memlükler tarafından yapılmış. Burada 1994 yılında etraftaki İsrail'de yerleşik kişilerden biri tarafından bir saldırı olmuş. İnsanlar namaz kılarken cuma namazında 27 kişi öldürülmüş. Hala kurşun izleri günümüze kadar devam ediyor. Şurada bir kurşun izi var. Şu iç kısımda bir kurşun izi var. Şurada kurşun izi var. Burada kurşun izi var. Şurada kurşun izi var. Şurada kurşun izi var. Yani burada 27 kişi öldürülmüş. Burada da muhteşem bir minber var. El işçiliği harika. 3500 parçadan oluştuğu söyleniyor. Müthiş bir işçiliği var. Selahattin Eyyubi tarafından yapılmış ve üst tarafında Selahattin Eyyubi minberi yazıyor. Buradaki tasarım Osmanlılar tarafından yapılmış. Tüm kubbenin tasarımını Osmanlılar yapmış. Sultan Abdülhamid tarafından el işçiliğiyle Yasin Suresi buraya yazılmış. Şu pencere de Osmanlılar tarafından yapılmış. Hala günümüze kadar korunuyor. Öyle biliyorsunuz, ay ve yıldızı Osmanlı. Burası Hazreti İshak'ın, Hazreti İbrahim'in oğlunun makam mezarı diye geçiyor. Buranın 18 metre altında yatıyor ve üstüne basılıp geçilmesin diye bu tarz bir şey yapılıyor. Hemen sol tarafında da Hazreti İsa'nın eşinin makam mezarı bulunuyor. Burası da aydınlatma bölümü olarak kullanılıyormuş. Memlükler tarafından 1300 yıl önce yapılmış. Hala aynı şeklini koruyor. Burası da Hazreti İbrahim'in makam mezarı. Buranın 18 metre altında yaşıyor. Burayı ilk inşa edenler Emeviler döneminde yapılmış. ...1994'teki olaydan sonra bu cami ikiye ayrılmış ve İsrailler bu kapıyı koymuş. Bundan sonraki kapının, yani caminin ortası, cami ikiye bölmüş. Bundan sonraki kısım İsraillere ait. Bu mihrapta hiç dokunulmadan bu şekilde kadar, günümüze kadar kalmış. 1000 yıllık bir mihrap. Şu duvarın arkasından aşağıya inen merdivenler var, mezarlara inen. Ama bu duvarlar kapalı şu anda, kimse giremiyor. Hazreti İbrahim Camisi'nin aydınlatılması geçmiş zamanlarda şu şekilde yapılıyormuş. Şu alanın içerisinden bunlar çıkıyor. Zeytinyağı ile aydınlatıyorlar. Değil mi? Zeytinyağı. May hay. Şu an
Şu merriha tala subhanallah. Zeytinyağı ve hafif su ile karıştırılmış bir sıvı ekliyorlar. Çok güzel işçiliği var. Al çek yer. Yine tek video. Burada cam yapıyorlar. Şu ateşe bakın. Çok güzel bir yer. Burada yüksek derecede ısıtıyorlar. Buradaki güzel şeyleri yapıyorlar. Bu şekilde. Bakın camın yapılışı. Çok yüksek ısıda alıyorlar. Amcam böyle şişirerek çok büyük el işçiliği isteyen bir şey, çok zor bir sanat, tamamen el yapımı. Maşallah. Hakikaten el emeği göz nuru dedikleri şey bu olsa gerek. Vay be. Şimdi bardak yapılıyor. Enteresan. Çok büyük el işçiliği var. Sonra da soğutma yatıyor içeriye. Sonra böyle çok güzel ürünler çıkıyor. Çok meşhur bir tane falafelciye geldik. Buradan falafelleri yapıyorlar şu şekilde. Böyle kızartıyorlar. Bakın bir tane nasıl yapılıyor. Şimdi hemen gösterelim. Tamamen bitkisel bir şekilde yapıyor. Hop atıyor. 10 numara 5 yıldız. Çok lezzetli. Ekmek arası da yapabiliyorsunuz. Kahvaltıda da yiyebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde muhakkak, Filistin'e geldiğinizde ya da İsrail'e muhakkak burada falafel yemenizi tavsiye ediyoruz. Thank you brother. Thank you.